gibi üstün tüttüren Yakup Cemil'i seyretmekteydiler. Yakup Cemil, Osman Karan deyimiyle ölümle liderlik arasında süre saniyeden kısa. 14 leşli özel berber Yakup Cemil'in yüzünü sabunlamada 2000 kanlı katil sahneyi izlemekte ve Yakup Cemil sandalyeyi ayak ayak üstüne atmış tütününü tüttürmekte. O sandalyenin üstünde, o usturan ucunda ve o 2000 kanlı katilin huzurunda liderlik sınanmada. Daha doğrusu insanlara liderlik dersi verilmedi. O 2000 mahkum Yakup Cemil'in emrinde doğuda ölene kadar savaştılar ve her biri ölene kadar Yakup Cemil'e sadık kaldılar. Yakup Cemil'e verilen idam cezası tüm teşkilat mahsusu ve iddiat teraki üyelerince sanki sanal bir ceza gibiydi. Yakup Cemil'i hizaya getirmek için ona verilen bir göz veya ihtar gibi geliyordu. Hiç kimse onun kurşuna dizileceğini ya da bunun söz konusu bile olacağını düşünmüyordu. O büyük kahramanlardandı. Talat Paşa'nın idamın infaz emri ulaştığında ilk üç komutan bu emri infaz etmektense hemen tabancalarını çekip kendi başlarına birer kurşun sıkmayı tercih edeceklerini bildirerek emri itaat etmediler. Osmanlı ordusundaki bu teyammül günümüze kadar gelmiştir. Bunun üstüne Talat Paşa'nın kurmayları Yakup Cemil'e beraber hiç savaşmamış genç bir subaya emri verdiler. Yakup Cemil hücresinden alındı, idam edileceği yere götürülürken genç komutana "Yüzünü asma aslanım, devletin emrini yerine getiriyorsun" dedi ve bir ricada bulundu. "Bugüne kadar hiç karpuz yemedik, müsaade et de bir tane kesirelim." Araçlar durdu, askerler bir karpuz seçtiler ve Yakup Cemil 14 adam boğazlamış berbere tıraş olunurken ki rahatlığıyla karpuzunu yedi. Gözleri bağlandı. İdam mangası yerini aldı. Subay emretti, "Nişan al." İkinci kez emir, "Nişan al." Üçüncü kez, dördüncü kez askerler kıpırdamadı. Belki Doğan askerler için devlet, idam, mahkeme, karar, emir gibi kavramların hepsi uçup gitmişti. O an önemli olan, ellerinde silah, namlunun ucunda Yakup Cemil. Cephede birbirlerinin hikayelerini anlatarak cesaretlendirdikleri, Yakup Cemil adamlarıyla bu mıntıkadaymış söylentisi duyduklarında rahatladıkları komutanı öldürmek üzereydiler. Askerlerin komutanlarının emrine karşı gelmeleri ve bunun sorumlusu olmayı kabul etmedi Yakup Cemil. Donup kalmış askerlere o tanıdık sesle kendilerine geldiler. "Dikkat!" Bağıran elleri arkadan ve gözleri bağlı Yakup Cemil'iydi. "Nişan al!" ve "Ateş!" diye bağırarak kendi idam emrini verdi. Devrim ilk çocuğunu yedi böylece. Yakup Cemil'in kurşuna dizilmeden önce içtiği son 3 sigara, ömründe içtiği ilk 3 sigaraydı. Kaç insan kendi ölüm emrine böyle verebilir ki? Daha fazlası için abone olmayı, eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hayatını anlatmamızı istediğiniz kişileri yorum kısmında belirtin.